Geldiniz. Hoş bulduk. Rakım Elkutlu aslında birçok sanatkar unutuluyor gibi, işte bu unutuldu falan deniyor ama Rakım Elkutlu aslında hiç unutulmadı malumunuz. İzmir onu unutmadı, vefa gösterdi. Hatta İzmir'de Rakım Elkutlu için bir adına yad edilen bir cadde var. Hatta şimdiki Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nin bu sahnesinin adı da Rakım Elkutlu. Bu da bir güzel bir tevafuk oldu. Rakım Hoca'yı muhtelif zamanlarda yad eden programlar da yapıldı. Bugün tam da hocanın Dar-ı Bekaya irtihalinin 74. seneyi devriyesi. 4 Aralık 1948'de göçmüştü Hazret. Onun biraz kitabı hazırlanış safahatini sizden dinlemek isterim. Tabii. Kitap İzmir Kalkınma Ajansı'nın bir ürünüdür. En başta onu söylediğim. Ajans tarafından kitap konusunda teklif geldiği zaman çalışmaya başladı. O safahatte sizinle bir hayli teşrik-i mesainiz oldu tabii ki. Yine sizin vesilenizle Ali Birinci Hoca'yla bir temasta oldu. Kitapla ilgili materyal konusunda yardımlarınızı gördüm. İşte Ali Birinci Hoca'dan da gördüm. Diğer taraftan Rakım Elkutlu ile ilgili döneminde yapılmış yayınlar. Bunlar gazete ve mecmualarda yer alan bir takım yayınlardır, söyleşiler, röportajlar yapılmış hoca ile ilgili. Bunları topladık. Ulaşabildiğimiz kadar Rakım Elkutlu ile ilgili kaynağa ulaşmaya çalıştık ve özgün bir tavırla hocayı hem biyografik olarak, tabii sadece biyografik olarak değil, musiki yönünü de tanıtmaya çalıştık kitapta. Zaten bu Rakım Elkutlu kitabı İzmir Kalkınma Ajansı'nın kültür sanat yayınları arasında çıktı. İzmir Kalkınma Ajansı'nın burada Hazirin'e de takdim etmek isterim. 3 alanda yoğunlaşmış durumda yayınları. Birisi İzmir'in Kültür İnsanları serisi. Bu konuda Rakım Elkutlu kitabı, İsmail Hakkı İzmir'de üzerine Ali Birinci Hoca'nın kitabı. Yine Tatikyan ünlü bir matbaa ressamıdır 19. yüzyılda. Onun ve matbaası hakkında hazırlanmış bu alanda eserlerimiz var. Aynı zamanda İzmir'in kültür eserleri üzerine çalışmalar yoğunlaşılmış durumda. Çeşmeleri, camileri üzerine. Aynı zamanda bir de İzmir tarihi üzerine yeni bir kitabımız yayınlandı. O da Doktor Nişat Belger'in 1920 yılında Fransızca olarak Paris'te yayınladığı bir eser. Çok önemli bir eser. Bu yayını da İzmir Kalkınma Ajansı'nın internet sitesinden bütünüyle erişime açmış durumdayız. Aslında İzmir bölgesindeki büyük trajediyi, yani işgal dönemindeki insanlarımızın yaşadığı trajediyi orada görebilmeniz mümkün. Bu ilk defa 102 yıl sonra Türkçe'ye tercüme edilip yayınlanmış durumda. Bu vesileyle İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz Bey başta olmak üzere Çağdaş Bey ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Şimdi biraz da aslında Rakım Hoca'nın içinde bulunduğu muhitten biraz bahsedelim istiyorum. Şehirdeki mekanlar, dostları. Malumunuz Rakım Elkutlu bir tekkede yetişmiş bir zattır. İzmir Mevlevi Hanesi. Bugün maalesef tarih olmuş ama aslında bu tür programlar şöyle şeylere vesile oluyor. Eski tarihi eserlerimizin tekrar ihyası mümkün olabilir mi? Çeşmeler, işte biz aslında biraz da bunları gayret ediyoruz. Çünkü İzmir Mevlevi Hanesi şu an arsa halinde duruyor. İzmir tarihinde Nurettin Dede vesilesiyle böyle bir Mevlevi Hane var İzmir'de aslında baktığınız zaman. Sizinle birlikte hatırlarsınız Patlıcanlı yokuşunda tırmanmıştık oraları. Rakım Hoca'nın tırmandığı yolları bir
birlikte gezmiştik. Şimdi İzmir Mevlevihanesi'nde doğup büyümüş bir zattan bahsediyoruz. Babası Hisar Camii'nin, aslında İzmir'in en merkezi caminin İmam Hatibi'ydi. Sonra kendisi de bu vazifeyi devraldı. Hatta vefatına kadar, değil mi? Bu Hisar Camii'ndeki vazifesi devam ediyor. Aslında 1925'e kadar devam eden bir tekke hayatı var. Sonrasında o ortaya çıkardığı eserlerin besteleriyle de daha farklı bir alanda da aslında kendi kudretini göstermiş bir sanatkardan bahsediyoruz. Biraz mekanlar, dostları, yetiştirdiği talebeleri arzu ederseniz ondan bahsedebilir miyiz? Tabii. Berkim Hoca, en başta şunu söyleyebiliriz ki Berkim Elkutlu demek İzmir. Demektir bu şüphesiz. Güzel İzmir. Güzel İzmir. 19. asrın adamıdır tabii Berkim Elkutlu. 1870 yılı doğumlu. Anne tarafından bahsettiğiniz İzmir Mevlevihanesi'ne mensup. Büyük babası. Dayısı. Mevlevihanenin kurucusu Akif Dede. Dayısı Şeyh Nurettin Efendi, İzmir. Önemli isimlerinden birisi. O da bestekar ve şair. İzmir Mevlevihanesi'nde yetişiyor. Çok genç yaşta Mevlevihanenin Ayin Hanı ve Kudümzen Başısı olmuştur. Çünkü muski kabiliyeti dünyaya gelmiş. Ve amcası Şeyh Emin Efendi'den henüz çocuk yaşlardayken muski meşiklerine başlıyor. O Emin Efendi de aynı zamanda Mevlevihanenin nezan başısı. Amcası da nezan başısı. Tabii Mevlevihanenin. Evet. Dayısı Şeyh. Şeyh, evet. Böyle bir ailevi bağın olduğu, güçlü bir bağın olduğu muski muhitinde Rakım Hoca yetişmeye başlıyor. Henüz çocuk yaşlarından itibaren. Tabii fıtri bir muski kabiliyetiyle zaten dünyaya gelmiş. Ve zaman içerisinde bu zevk ve kabiliyet süzüle hocanın genç yaşlarından itibaren olgunluk dönemine kadar bugün muski severlerin hayranlıkla dinlediği, çok severek dinlediği eserlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Rakım Hoca'nın bu tabir, yaratılışı, muski kabiliyeti. Biz yetenekleriyle ilgili bunu söyleyebiliriz kısaca, çevresiyle ilgili. Peki dostlarından biraz bahsedebilir miyiz? Özellikle bu şarkıların bestelenmesinde güftekarlar kimlerdi? Tabii. Hangi mekanlarda bu güzel eserler ortaya çıktı? Tabii. Şimdi Rakım Hoca'nın birinci hayatının merkezindeki yer Hisar Camii. Konaklı'daki, eski çarşıdaki Hisar Camii'dir. Oranın İmam Hatibi'ydi. 56 sene boyunca o hizmette bulunmuştur. Orada avluda, avluya nazır bir odası olduğu ve vazifesinin dışındaki bütün vaktini, saatlerini o odasında geçirdiğini, misafirlerini orada kabul ettiğini biliyoruz. Serhat Beyciğim, bu sabah nasip oldu. İmam odasını gördüm ve önünde de çok güzel bir çeşme var. Bütün İzmirli dostları tekrar zaten görmüşlerdir ama o odayı, o mekanı görmesini arzu ederim. Zaten Hisar Camii hakikaten bir sanat eseri bir cami. Yani içerisine girdiğiniz zaman da ve öyle bir muhit ki, yani bir yanda çeşmeleriyle çok şirin bir camimiz İzmir'in. Evet. Evet. Orada vazifesinin dışındaki saatlerinde muskiyle sürekli olarak, aralıksız olarak muskiyle meşgul olduğunu biliyoruz. Evet. Küçük siyah bir defteri daima cebinde, sevdiği eserlerini, şarkılarının, güftelerinin yazılı olduğu bir defter. Bir misafiri geldiği zaman o defteri cebinden çıkarıp ilgili eser neyse onun sözlerini bulup oradan okuduğunu biliyoruz. Nahit Hilmi Bey var. Nahit Hilmi Özeren, avukat ve şair, İzmirli, önemli bir isim. Karşıyaka'da yaşıyordu. Oradaki evi
Rakım Hoca'nın ikinci evi gibiydi. Her cumartesi günü mutat, musiki ve sanat toplantılarının yapıldığı bir adresti. Orada işte tabii başta Rakım Hoca, ev sahibi Naydin Bey, Rakım Hoca'nın oğlu Şuayip Elkutlu, anası Kültür, muharrir, gazeteci ve o sırada orada bulunan diğer misafirlerin bir arada olduğu son derece eğlenceli musiki geceleri tertip ediliyordu. Night Team'i özellikle evinde ve bu gecelerin kadının doyum olmadığını anekdotlardan biliyoruz. Bir diğer çok yakın olduğu şair arkadaşı Orhan Rafi Gökçe vardır. Onun da şiirlerinde besteler yapmıştır. Ayrıca Selim Arun, Fuat Edip Baksı, Tokar Dizali Şekip Bey, o da İngilizce'li bir şair. Reşat Bey, Reşat Aysu. Reşat Aysu, daha sonraki nota, eserlerini notaya alan. Notaya alan. Musiki Şinas. Reşat Bey'in mahdumları da buradalar, şeref verdiler. Kimler efendim? Evet. Hoş geldiniz. Evet. Buyursunlar. Şimdi aslında burada çok hatıralar var. Şimdi Rakım Bey'in sokağında doğup büyüyen bir dostumuz da burada. O da hoş geldi. Aslında Rakım Bey yaşıyor. Yani biz burada eserleriyle yaşıyor, hatıralarıyla yaşıyor. Yani bu aslında biz onu yaşarken yad ediyoruz. Yani sanatkarlar aslında pek de ölmüyorlar. Yani Yunus ne diyor? Ölen hayvanın aşıklar ölmez diyor, değil mi? Şimdi Saadettin Kaynak Sultanahmet Camii'nin İmam Hatibi'ydi biliyorsunuz. Şimdi Rakım Bey de Hisar Camii'nin İmam Hatibi. Aslında öyle bir şey ki sanatkarları, ben biraz Saadettin Kaynak gibi biraz benzerlik kurdum nedense. O da büyük bir malumunuz bestekar. İcracı değil mi? Mesleğinleri aynılar. Hep ikisi de genel adamı, evet. Bestekar. Dolayısıyla o da en önemli İstanbul'un en önemli camisi diyebiliriz belki Sultan. Bu da Hisar Camii, İzmir'in en önemli camii. Şimdi Rakım Elkutlu'nun biraz da aslında işte dostlarından bahsettik. İzmir'de de kalabilirdi Rakım Bey. Hani Saadettin Kaynağı baktığınız zaman sanat dünyası hep tabii İstanbul'da ünlü sanatçılar falan hayatın merkezi gibi. Fakat İzmir'de kalmayıp da bütün Türkiye'ye tanınmasına vesile olan aslında sanatkarlar var. Mesela icracılar var. Evet. Onlardan da bahsedelim mi? Tabii. Rakım Hoca İzmir'de doğdu, yaşadı. Ömrünü İzmir'de geçirdi. Çok kısa süreli ziyaretler dışında İzmir'den, bütün ömrünü İzmir'de geçmiştir. Ömrünün son dönemlerinde İstanbul'da yaptığı ziyaretlerde Safiye Aile'ye misafir oluyordu. Orada çok yakını olan Münir Nurettin Selçuk, zaten Safiye Hanım'da misafir olurdu. İşte Hüseyin Maya da gibi belirli kişilerle vakit geçiriyordu. Rakım Hoca'nın 1930'lu yıllarda Münir Nurettin Selçuk ve Safiye Aylan Rakım Elkutlu ile bağlantı kurarak onun eserlerini plaklara okumak suretiyle Türkiye'ye yaydılar. Radyolarda da okunmaya başladı. Ki Harcanem şarkılarıdır. Münir Bey ve Safiye Hanım'ın okuduğu şarkılar. Hayal içinde akıp geçti. Ömrü derim derim. Münir Bey'in okuduğu, demedim hiç ona kimsin ve nesin, sen ne adın, bana hiç yakışmıyor böyle dizler şimdi gibi. Belirli şarkılarını okumak suretiyle plaklarda ve radyolarda hocanın eserleri Türkiye'ye yayılmıştı. Böylelikle yayıldı. Hatta Safiye Hanım'ın evine gittiği zaman bir anekdot var galiba, yüksekte bir yerde oturuyormuş değil mi? Safiye Hanım apartmanda sakserliyle... Apartmanı çok yüksek bir katta olduğu için o merdivenleri tabii çıkıyor, yaşlı, ihtiyar çağı. Daireye vardığı zaman ne kadar yüksekte oturuyorsun demiyor.
yani bu merdivenleri çıkmak beni çok zorladı demiyor da, yavrum siz de Allah'a pek yakın oturuyorsunuz, yakında buradan uçacaksınız neredeyse şeklinde evet. Hikayeyi dile getirmiş. Evet. Çok esprili bir karakter olduğunu biliyoruz hocam. Evet. Sonradan Safiye Hanım tabii, Şerif Muhittin Targan bir sanatkar, o değil, onunla evlenmişlerdi zaten. Şimdi biraz da aslında mizacından bahsedelim Rakım Hoca'nın. Nasıl bir mizacı vardı? Yani elbette ki eserlerini biliyoruz ama biraz hatıralardan yola çıkarak, onlara hatıralarda ne diyor, hoca nasıl bir kişiydi? Rakım Hoca'nın karakteri, dış görünüş itibariyle mizacı, günlük yaşayışı itibariyle neşeli ve esprili bir karaktere sahip. Çok güzel esprileri vardı. İşte biraz evvel birini zikrettik. Daha başkaca da vardı. Hüseyin Maya'da zikrettiği. Ya beyefendinin hatıralarında mahfuz olan espriler de olabilir. Reşat Bey'den dolayı. Esprili ve neşeli. Hayatın güzel yönlerini daima görmeye çalışan, gören, hayattan tat almaya çalışan, tabiatın güzelliklerinden ilham almaya çalışan bir karakteri var. Bu dış görünüş itibariyle öyledir. Fakat hoca hayatında görmediği felaket kalmamıştır. İzmir'in meşhur yangınları, depremleri, sari hastalıkları, salgın hastalıkları, İşgal dönemi, haripler. Mesela İki Dünya Savaşı'nda görmüş. İzmir'in işgali gibi bir felaketi görmüş. Kurtuluşunu görmüş. Aslında İzmir'in kurtuluşunu görmüş. Yeni evet. Cumhuriyeti evet. Şahit olmuş. Evet. Hayatın bir takım maddi sıkıntıların içerisinde bunalmış. Çileli bir yaşantısı aynı zamanda olan bir kişi. Ve dış görünüş itibariyle neşesi ve esprileri galip gelmekle beraber arka planda hayatı çilelerle dolu ve musikisi de lirizmle ve bir takım egzajer yani abartılı garami, melankolik ifadelerle örülü bir melodi dünyasından ibarettir. Rakım Hoca'nın musikisi. Zaten eserlerine vakıf olan sevgili müziksever dostlarımız, hocanın nasıl bir iç dünyasına, ruh dünyasına sahip olduğunu pek iyi bilirler. Neşeli şarkısı yoktur. Hocam. Bir de bestekarların hususiyetlerinden bahsedelim mi? Tabii. Yani şimdi aslında biraz bahsettiniz. O duygu dünyasının melankolisinden bahsettiniz. Evet. Onun eserlerinin farklı bestekarlardan böyle ayırt edici vasıfları var mıdır? Hocanın Hisar Aşiran makamını terkip ettiğini biliyoruz evet. Değil mi? Aynı zamanda bahsettiğiniz makamı terkip etmişti. Hisar evet. Aşiran makamı. Hisar ve Aşiran makamlarından mürekkep bir makamdır ve bir de eser bestelemiştir. O makamda bestesi var. Moni Haniç'in güftesiyle başlayan. Bugün aslında özel bir gün. Çünkü hocanın 10 eseri ilk defa burada icra edilecek. Yani kasetleri işte çeşitli programlarda icra edilmiş tabii çok eseri var hocanın ama ilk defa dolayı bu gün vesilesiyle arkadaşlarımız notalardan yola çıkarak hazırladılar sağ olsunlar. Repertuarı hazırlarken özellikle ona dikkat ettik. Hocanın çok hacı alem şarkıları sürekli dönüp dolaşır. Korolarda, radyolarda. Biz istedik ki hali hazırda bu etkinliği yaparken İlk defa bazı eserlerini de icra edelim. Öyle bir repertuar hazırlamaya çalıştık. Sevgili sanatkarımızla provalarımızı yaptık. Ve bu meyanda 10 eseri ilk kez icra edilecek bu etkinlikte. Özellikle tetkik ettik. Daha önce bu eserler hiç icra edilmemiş. Kayıtlı olmayan eser. Evet.
Serhat Bey, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben seyircilerimizi, dostlarımızı daha fazla sıkmak istemiyorum. Çünkü sanatkarlarımızı da bekliyorlar. Tabii. Onları sanatla baş başa bırakmak istiyorum. Bu programın hazırlanmasında dediğim gibi İzmir Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'na da bu mekanı bize tahsis ettikleri için. Yeliz Hanım'a, buranın müdüresi hanımefendiye de çok teşekkür ediyoruz. Siz, özellikle size teşekkür ediyorum çünkü çok güzide bir topluluk burada. İnşallah güzel bir yada vesile olacağız. Ben Serhat Bey'e mikrofonu bırakacağım. Sanatkarlarımızı davet edeceğiz. Ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için.